Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak devralan ilkokul öğrencileri, çocuk parklarından ulaşıma, güneş enerji sistemlerinden yeni yollara farklı farklı talimatlar verdiler. Yani duyduğum hissi anlatamam yani o kadar... Başkanlık makamına gelen çocuklara sıcak bir karşılamada bulunan Başkan Beyazgül, çeşitli hediyeler vererek geleceğin çocuklarımızın ellerinde olduğunu belirtti. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Resul Barış, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çocuklar için trafiğe kapalı oyun alanları yapacağım dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk önce çocuklar için trafiğe kapalı oyun alanları yapacağım. Ulaşımı hızlandıracağım. Ulaşımı daha da iyi olması için güvenli ulaşım yerleri yaptıracağım. Mesela üst geçitleri de daha fazla arttıracağım. O yolları daha da genişletip trafiği azalmasını sağlayacağım. 4. sınıf öğrencisi Esma Nur Polat ise öncelikle alkol ve sigarayı sıfırlamak için çalışma başlatacağım dedi. Olarak alkolü ve sigarayı sıfırlayacağım Urfa'da. Ve Urfa'daki tüm kapalı alanları yenileyeceğim ve yıkılan bölümleri yeniden inşaat ettireceğim. Ve kapatılmış veya ulaşıma kapalı olan ya da otoparklara kapalı olan tüm bölümleri açtıracağım. Otoparkları çoğaltacağım. Sonra insanların daha fazla ulaşıma veya daha fazla istedikleri yere gidebilmesi için daha çok ulaşım araçlarını çoğaltacağım. 6. sınıf öğrencisi Ahmet Burak ise Şanlıurfa'yı şekillendirmek için çalışma başlatırdım. Tarım arazilerine imar verilmemesini sağlardım dedi. Belediye başkanı olsaydım Urfa'yı güzellikli bir hale getirirdim. Urfa'yı şekillendirirdim. Nasıl bir şey yönde olursam imara ilgili alanlara tarımda faydalanmayan bölgelere verdim. Şehrin en az iki yerinden güneş enerjisinden elektrik üreten tesisler kurardım. Sarıönü Balıklı Göl Caddesi'ni İstiklal Caddesi gibi yapardım. İftar çadırları yerine yoksul ailelere giyim, gıda ve kira yardımı yapardım. Araç ve tabelaların hepsini indirirdim. Şehir merkezine asla AVM'ler kurulmasına izin vermezdim. Şehrin en az 5 yerine modern WC'ler kurardım. İnsanların yaşam düzeyini yükseltebilecek tedbirler alır, projeler alırdım. Mesela park, bahçe, spor ve oyun alanları ve orman bölgesinde doğal bir hayvanat bahçesi yapardım. Otogarı, otobana ve havalimanına yakın bir yere taşırdım. 4. sınıf öğrencisi Meryem Kırmızı ise bu koltuğa oturmakla çok başka bir hisse kapıldım. İnşallah 15 yıl sonra bu koltuğa kalkmamak üzere oturmak istiyorum dedi. Koltuğa oturmakla çok bambaşka bir his duyuyorum. İnşallah 15 yıl sonra bu koltuğa kalkmamak üzere oturmak istiyorum. Eğer ben belediye başkanı olsaydım çocuklara ilk başta okulları yerlendirdim. Okullara park yapardım. Banklara katardım. Çoğu yere park yapardım. Kimsesiz çocuklara bakardım. Arabaları azaltırdım. Ulaşım araçlarını çok yapardım. Çünkü toplu taşıma araçları trafikte trafik kapanmasına takılı kalmasına